sönmez bu şafak. Arada eski başkanımız ve bu Esnaf Odalar Birliği'nde yönetiminde, denetiminde ve herhangi dallarında hizmet vermiş tüm arkadaşlarıma ben sizler adına teşekkür ediyorum. Tabii ki elimizde olan yeterli kaynakları kullanarak ben en iyi şekilde hizmet verdiklerine inanıyorum. Biz Sayın Muammer Başkanımla da bu seçime kongreye hazırlanırken çeşitli konuşmalar yaptık. Bizim amacımız tekrar onun bıraktığı yerden bayrağı biz devam ettirmemiz. İnşallah hep beraber birlik içerisinde biz Rize'yi daha iyi yerlere hem kurumsal anlamda hem fiziki anlamda beraber yapacağız. Ben bugün buraya gelip zahmet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet, ben de bu yüzden kısa konuşmalarından ötürü başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın Başkanım. Ama eski çalışma arkadaşlarımla beraber, pek çok arkadaşımızla beraber yıllar içinde beraber çalıştık. Farklı kulvarlarda, farklı platformlarda, farklı organlarda, farklı kuruluşlarda. Örneğin Kredi Kebalat Kooperatifinde, örneğin Meslek Odası'nda, örneğin Esnaf Odalar Birliği'nde. Mütakip defalarca genel kurulu yapıp değişik arkadaşlarla çalışma fırsatını buldum. Hepsiyle çalıştım. Hepsiyle çalışma arzusunda zevk aldım. Tabii ki bu bir çalışma hevesidir, gayrettir. Faydalı olduğumuz şeyler olmuştur. Faydalı hizmetler verdiğimize inanmışızdır. Vaatte bulunup da taahhüdü yerine getiremediğimiz şeyler de olmuştur. Tabii ki bunlar imkan olan meselesidir. Fırsat imkanları buldukça bunları taahhütlerimizi yerine getirmeye gayret ettik. Sayın Divan Başkanı ve yeni başkan arkadaşımız, başkan aday arkadaşımızın kısa konuşmasından da Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Aynı temennileri ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü insanın ömrü hayatında bir süreye tabidir. Her işin bir başlangıcı, bir de sonucu vardır muhakkak. İnsan ömür hayatı da böyle bir şey. Hayat içerisinde çalışma arzu, hevesi, bir takım faaliyetler, bunlar da fırsatlardır. Değerli arkadaşlar, ben de sözlerimi fazla tutmak istemiyorum. Çünkü Ramazan ayı, yani sizi fazla sıkmak istemiyorum. Kısaca selamlama, bir iki hususa değinerek sözlerimi tamamlayıp sizlere helal edeceğim. Sesim duyuluyor değil mi? Değerli arkadaşlar, tekrar hepinizi selamlıyorum. Benimle beraber görev süresi içerisinde, yıllar içerisinde farklı kulvarlarda Kredi Kebalat Kooperatifi Meslek Odası'nda şurada burada görev yapan ve görevden ayrılan arkadaşlarımız var. Hatta Bölük Yönetim Kurulu'nda dahi görev yaptığımız arkadaşlarımız var. Onların da bir kısmı görevlerinden ayrılmışlar, bırakmışlar. Yani her işin bir başlangıcı, bir sonucu olduğuna göre işin erdemliğini farkında vararak nihayete sonuçlandırmaya karar vermişsek bu da bir erdemliktir. Bu kararı benimle birlikte veren arkadaşlara, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki ömür hayatlarında sağlık, sıhhat, huzur içerisinde ömürlerini sürdürmelerini arzu ederim. Tabii ki bu uzun bir görev süresi olması münasebetiyle ben kendi şahsi adıma söyleyeyim. Barış Manço'nun meşhur bir şarkısı var. 40 yıl. İşte ben huzurlarınızda 40 yıllık bir arkadaşımız olarak duruyorum. Bunu takriben
25 yılı memuriyet hayatıdır. 15 yılı idarecilik yani yöneticilik hayatı toplamda 40 yıl artık yeter. Eğer bu süre içerisinde hizmet verebilmişse takdire şayansa eyvallah. Eğer verememişsek takdir yüce heyetin genel kuruludur. Bu arada bu süre içerisinde birlikte çalışıp mesele arkadaşları yaptığımız, yakın dostluklar kurduğumuz arkadaşlarımız var. Biraz önce de söylemiştim. İnsan öbür hayatı da bir sürelidir. Bir başlangıcı, bir sonucu muhakkak vardır. Hepimiz nihayet o sonuca doğru gidiyoruz. Ama farkında olan var ama olamayan var. Ama farkında olmamız gerekir. Ömrümüzün yarısından çoğunu geçirdik. Kalan kısmını huzurlu ve sağlıklı yaşamak, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde tamamlamak hepimizin arzusu olması lazım. Bu nihayetle aramızda birlikte çalışıp da aramızda olmayan ebede beraber yönetim kurulunda görev yapan arkadaşlarımızın da bir kısmı görevlerini sonlandırmışlardır. Benim sizlerden bir takım bilhassa yeni seçilecek olan yönetim kurulundan bir takım istekleri olacak. Ve sizlerden de Esnaf Sanatkarlar Teşkilatı yani Esnaf Camiası'nda hepiniz seçilmiş meslek odalarında yönetici ve başkan statüsünde seçilmiş arkadaşlarsınız. Bu ilk adım tabii. Bundan sonra Allah fırsat verirse daha üst kademelerde görev almayı arzu ederseniz bir şeye dikkat edeceksiniz. İdareci olan insan hiç eğer nefsiyle çok hatalar yapabilir. Çok yanlışlara düşebilir. Çok da yanlışların cezasını daha sonra çekebilir. Onun için nefsiyle hareket bir arzu etmiyor. Kimseye de tavsiye etmiyor. Herkes nefsini bir şekilde bastırması lazım. İkinci bir konuya temas etmek istiyorum. Biz Esnaf Sanatkarlar Camiası olarak, Esnaf Sanatkarlar temsilcileri olarak bir umman taşıyoruz. O umman da şu yakamızda taşıdığımız rozettir. Esnaf kelimesi öyle basit bir ifade değildir. Esnaf kelimesi ta ahi evrenden beri gelen bir rozet diyelim buna biz. Bu rozeti yakamızda taşıdığımız sürece itibar, saygınlık, saygıdeğer, hoşgörü bizim teşkilatımızın içinde barındırdığı önemli değerlerdir. Bu değerler... Saygıdeğer hazırım. Ben rica ediyorum. Başkanım da tamamlayacak. Ben lütfen sükunete davet ediyorum. Buyur başkanım. Bu görevleri layıkıyla yerine getirmek tabii ki gerekir. Tabii ki Ramazan aydı. Fazla kimsenin sıkmak istemiyoruz ama 40 yılın da bir özlemi var ve bir velası var. Onun için de müsaade edin. Bir 5 dakikalık zamanınızı istirham edin. Değerli arkadaşlar, görev süresi içerisinde belli arkadaşlarla ortamlarımız farklı olabilmiştir. Hiç müdahil olmadı. Tamamen ortamı delege arkadaşlarım hür iradesine bıraktı. Kendi iradeleriyle beraber varsa arzu istekleri, bu isteklerini yerine getirmekte eğer danışmanlık adına bana sorması ve benden tavsiye olarak dinlemesi gereken hususlar varsa onlara yol göstereceği zaman olmuştur. Sizlerin de bana olan haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Helal olsun. Yeni seçilen 2018 yılı yılbaşından bu tarafa takriben 5 ay gelir kaynaklarına fevkalade bir düşüş azalma meydana gelmiştir. Ha, alacakları var mıydı? Vardı. Ama muhatapları yani meslek modaları onların da mali durumları el vermediği için onlardan fazla da
üzerlerine yüklenip de birbir alması gereken katılım paraları da arz etmedi. Kısaca özetleyeyim hani. Birliği 150 bin lira borcu 300 bin lira alacağı var. Yeni seçilecek olan arkadaşlarımız bu gayretle beraber bu borçları kısa sürede toparlar ve borç olan arkadaşlara ve müessiselere borçları öderler. Ondan sonra görevlilerde layıkıyla huzurlu bir şekilde devam ederler. Bu anlamda Ramazan ayı münasebetiyle Ve Sanatkarlar Odalar Birliği Olağan Genel Kurulu 20.05.2018 oy pusulası. Başkan Güven Aksoy, Yönetim Kurulu asıl üyeler 1. Ahmet Fırat 2. Muzaffer Duran 3. Refik Kumbasar 4. Murat Yetimoğlu 5. Osman Yüksel 6. Adem Tornacı. Yönetim Kurulu asıl üyeler 1. Barış Galip Oğuz 2. Şakir Erduran 3, Gürhan Kutlu Ata. Disiplin Kurulu asıl üyeler 1, Mehmet Turgut 2, Metin Dalbastı 3, Servet Hacı Ömeroğlu. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ben başarılar diliyorum. Evet, burada görevimizi de biz seçim kurumundaki arkadaşlarımıza tebliğ ediyoruz. Tabii ki okuyabiliriz. Yönetim Kurulu yedek üyeler 1, Yaşar Karaca 2, Alaaddin Duranlı 3, Duran Akbulut 4, Cumali Bergal 5, Mustafa Kansız 6, Keramet Kara Fazlı 7, Mustafa Kuru. Yönetim Kurulu yedek üyeler 1, Hızır Tonyalı 2, Necmettin Demirkan 3, Zabit İspi. İstiklal Kurulu yedek üyeler 1, Yakup İpek, Cemalettin Sat, Sevgi Hanedar. Allah hayırlı olsun. Dur. Yani tamam.